Gavsül Mevdu Hazretleri bir gün dergahın önünde otururken Abdurrahim Efendi'yi huzur-i şeriflerine çağırdı. Şam'a gidip gitmediğini sordu. O da gitmedim efendim deyince şu tarafa bak bakalım ne göreceksin buyurdu. İşaret ettiği yöne baktığında yemyeşil bahçeleriyle Şam'ın karşısında durduğunu hayretle gördü. Şam'ı merakla seyrettiğini gören Gavsül Memduh, Abdurrahim, Boşi köyü buradan uzakta mıdır, görülebilir mi? Buyurunca, rüyadan uyanır gibi Şam gözlerinden silindi ve hocasına, o köy buraya uzaktır, görünmez efendim diye cevap verdi. Bunun üzerine, doğu tarafına bak buyurdu. O anda küçük bir tepenin yamacında kurulmuş olan Boşi köyü gözünün önüne geldi. O anda köyün bir kenarında Gavsül Memduh'un talebelerinden birkaç tanesi oturmuş sohbet ediyorlardı. Köy bekçisi de yanlarında sırt üstü uzanmış yatıyor, talebelerle alay ediyordu. Gavsül Memduh Hazretleri, Abdurrahim, bekçinin arkadaşlarınla alay ettiğini görüyor musun? Diye sordu. O da, görüyorum efendim. Eğer müsaade buyurursanız hemen hakkından geleyim. Diye sordu. Hocasının hiç cevap vermemesinden cesaretlenerek ayağını hızla bekçiye doğru salladı. Allahu Teala'nın izniyle ayağı bekçinin tam karnına isabet etmiş ki birden karnına tutmaya ve feryat etmeye başladı. Bir daha vuracaktı. Fakat Gavsül Memdu Hazretleri yeter ya Abdurrahim buyurunca durdu. Boşi köyde gözünden kayboldu. Hocasının bu kerametlerine hayran kalmıştı. Aradan 10 gün geçmişti. Boşi köyünün bekçisi yüzü sarılı bir halde Gavsül Memduh'un huzuruna çıkarıldı. Ağzı sol kulağına kadar eğilmişti. Eğilen taraf kırış kırış olmuş, diğer tarafı da davul zarı kadar gerginleşmişti. Bu sebeple ne ağladığı, ne güldüğü, ne de konuştuğu anlaşılıyordu. Zor konuşabilen bekçi, aman ya hocam, Allahu Teala'yı zikirden talebelerinle alay ederken birisi şiddetle karnıma vurdu. O anda bütün vücudum hareketsiz kaldı. Ağzım da bu hale geldi. Bundan böyle hatamı anladım ve tövbe ettim. Ne olur beni affediniz ve ağzımın eski hale gelmesi için dua ediniz diyerek ağladı. Gavsül Memdu Hazretleri onun bu durumuna çok üzüldü. Merhamet edip ellerini kaldırarak dua etmeye başladı. Sonra mübarek elini bekçinin yüzüne sürdü. O anda bekçinin ağzı Allahu Teala'nın izniyle eski haline geldi.